Evet, her şeyden önce cinsel iştahı taviz vererek bastırmayı ummak büyük bir cehaletin kanıtıdır. Adam zeki bir adam. Çünkü şey diyorlar işte, Türkiye cinselliğin Afrikasıdır. Neden işte bir rahat bıraksalar böyle olmayacak falan. Hiç alakası yok. İnsanlar bu tarz şeylerde bir sefer yaptıklarının devamını daha güçlü bir şekilde talep ederler. Aynen bir bağımlılık gibi talep edilir bu. Bu yazar da buraya değinmiş. Her şeyden önce cinsel iştahı taviz vererek bastırmayı ummak büyük bir cehaletin kanıtıdır. Şehvet düşkünü arkadaş topluluğundan uzak durulmalıdır. Romantik romanlar ve özellikle uygunsuz önermelere sahip kitaplar ile gazeteler okunmamalıdır diyor. Neredeyse İslam fıkhını irade üzerine tefekkürüyle keşfetmiş. Huysuzluklarına, saçmalıklarına, kötü espri anlayışlarına ve savurganlıklarına katlanmak zorunda kaldıkları kaba akılsız kadınlarla birlikte yaşamak zorunda kalırlar. Böyle insanlar, yani bunları yapmayan insanlar. Ve erkekler işte, tersini de alabilirsiniz. Karşılığında da onlardan içinde mutluluk barındırmayan fiziksel zevk alırlar. Öğrencilerin çoğunun sadece salt kibir için, yani onlarla böbürlenebilmek ve yanlarında yürüyebilmek için metresleri vardır. Yani ne kadar havalı çocuk filan desinler diye sadece vardır. Eğer sadece sergilemek niyetinde olmasalar onlara 8 gün bile dayanamazlardı. Bu durumlarda mutlak bir eleştiri eksikliği vardır. Fiziksel zevk ve kibrin tatmini terazinin bir tarafına konulursa diğerine de huzursuzluk, fiziksel yıkım, aptallığın yerini aldığı güzel ve keyifli çalışma sabahları konulmalıdır. Aptalca ziyan edilmiş güzel seyahatler, sonra ödenecek borçlar, orta yaşta hissedilecek pişmanlıklar ve şimdiki zamanın tüm itibarsızlıkları da eklenmelidir.